Evet, başlayabiliriz. Hatsen ATP2 PCP tabancayı denemek üzere geldik. Burada en fazla dikkat edeceğim şeylerden bir tanesi, saçma dolumu esnasında şarjöre yerleştirilen saçma bu şekilde bırakılırsa düzgün bir atış olamaz. Onun için saçmayı tam olarak yuvaya yerleştirmek gerekiyor. Doldurduktan sonra tüfeğimizi şu şekilde yerleştirebilmek için önce mekanizmayı kuruyorsunuz. Şarjör yerleştirildikten sonra şarjör pimi, daha sonra mekanizma kapatılıyor. ATP2 silahımızı normal bir PCP havalı tabanca olarak kullanabileceğimiz gibi yanında gelmiş olan dipçik aparatı sayesinde bu dipçik aparatını takarak normal tüfek olarak da kullanabiliyoruz. Dipçik aparatını taktığımız zaman silahımız bu hale geliyor. Nişan alıp ateş etmek daha kolay. Artı yine kutu içeriğinde bir laser pointer tarzında bir şeyimiz var. Nişan alma aparatımız var. Bunu da monte ederek nişanımızı daha kolaylaştırabiliriz. Üstüne istenilirse dürbün de takılabilir.